Levent Bey çok güzel anlattı işte Orta Asya'da hep tartışıyoruz zaman zaman. İşte Türkiye çok etkili şöyle böyle. Fakat işte bakıyoruz Türkiye işte 16. büyük ekonomiydi. 19. yıllar düştü bu sene. 19. yıllar düştü. Yani 900 milyarı geçmiştik. Gayri safi milli hasılada. Şu an 720 milyara düştük. Yani niye oldu bunlar? Bunlar bakın bu sene sadece bu pandemiden olmadı. Bu geçen sene başladı düşüş. Evet geçen sene başladı. 2013'te başladı Düşüşmek düşüş. Kadar. Hatta 2012'de başladı. Tamam. Razi bey. Hayır hayır. Yo hayır değil yani. Bu 2012'de başladı. Düşüş. Ben biliyorum ya. Sene hayır sene değil oluyor. yani. 2012'de evet. başladı. Onun sebebi de şudur. 2012'den evet. itibaren çok özür diliyorum ama çok güzel bir yere getirdiğiniz için orayı tamamlayayım. Ee, doğru söylüyorsunuz ama 2012'den itibaren Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı konuları kısaca hatırlatalım. Bu ülkenin başbakanı ve MİT müsteşarı tutuklanmaya kalktı. Alıyor. Yanlış bakın, politika. Bakın bugün Merkez Bankası'nın işte Ya ay aralık Bey, e, e, 2013'te 2013'te Gezi Gezi eylemleri, 17-25 Aralık, ardından gelen birkaç tane ekonomik saldırı, 15 Temmuz darbe girişimi, tamam, Suriye'de biz, karşı karşıya kaldıklarımız biz, biz bunların gezis, hepsinin bunların hepsinin olan bir olay. Yani Gezi sıradan bir parkım. Şeydi yani bu farkı yıkılma yıkılmasın. Buradaki gezi sıradan bir olay, olay derseniz olarak. zaten öyle o iyiydi. zaman konuşacak bakın, bir şey kalmıyor. Yani Haştan çünkü be, bakın be, 120 be. milyar dolara mal oldu Haştan gezi parkı eylemleri Türkiye'ye. Işte hükümet bunu kışkırttı. Hükümet bunu kışkırttı. Ne hükümet derde. kışkırttı? Çadırları, hükümet çadırları derde, hükümet derde, mi yaktı derde, Razi Bey? Vatandaşa... Çadırları çadırlar çadırları hükümet çabuklar mi yaktı? Sonradan o çadırları sonra. kimin yaktı ortaya çıktı. Gezi parkında insanları parkta tutabilmek için Amerika'dan Avrupa Birliği'nden pizza siparişi verdikleri ortaya çıktı. Yapmayın Dolayısıyla yapmayın. bakın lütfen. Şimdi burada şöyle bir konu var. Yani her şey, şey her şey çok iyiydi de her şey her şey, e, her şey çok iyiydi katıldı, de Evet ama baktık ki bunların bazılarının da tabii polis tarafından sokulduğu da tespit edildi. E tamam o polisler kim çıktı? FETÖ'cü. Tamam olabilir ama... E, ama konuştum, olabilir değil şimdi. O öyle olunca olabilir, böyle yani. olunca olamaz e, diye tamam, bir şey yok. Bakın dedi. şöyle yapmamız lazım. Doğru bu söylüyorsunuz. Polisler, Türkiye... Bu polisler devletin polisiydi ve devlet yer alıyordu bu polisleri değil. Doğru söylüyorsunuz. Ya e, O İlk zaman o adamın orada yani, ne işi vardı? 15 defa da o askerler devletin askerleriydi ve muhalefet ve bazı askerler ve üst düzey askerler uyarıyordu. Bu askerleri temizleyin diye ama yürü hükümet bunu yapmadı. İşte yapmaya tek, kalktığında tek, da darbe oldu. Şimdi şunu söyleyeceğim tek, bakın. Tek, e, Türkiye Türkiye ekonomisiyle tek, ilgili GDP, tek, GDP üzerinden, ya? GDP üzerinden yani gayri safi milli hasıla üzerinden baktığınızda Söylediğiniz gerileme var ama bu gerilemenin sebeplerine baktığınızda bunları evet, sadece evet, ekonomik yanlış adımları yanlış kararları neyse ya, e, ya, Bey yani 17, 25 Aralık hükümet kendisi mi yaptı? 15 aralığı kendisi mi yaptı? Bakın 17, 25 Aralık'ın... maliyeti 120 milyar dolar. Sizin dolarınız Sizin GDP'nizin, sizin GDP'nizin sekizde GDP biri 3 ayda İstanbul sokaklarında eridi. 120 milyar dolarlık bir bunun maliyeti oldu. Dolayısıyla o günden bugüne baktığınızda bunların ekonomik sonuçları var. Türkiye gelişmekte olan bir ekonomi. Gelişmekte olan yani ekonomilerin zaten sorunları olur. Onları yani, çözmeye yani, çalışırken davet baştaflar... Yetmiyormuş ödemeye. Yalnız bu arada Razi yani, Bey ne diyecekti onu din duymadık ki. Demek istediğim biraz evvel e, de, de, dediğim şu. Bu şey boykotlar diyecek. ekonomimize zarar verir. Biz şu anda... Boykot ekonomiye so, zarar verir. Biz ekonomiyiz. Ekonomimiz geriliyor ve biz böyle kalkıp dünyanın en büyük ülke ülkelerinden ekonomisi en büyük ülkelerinden birine boykot yapıyoruz dediğimiz zaman bu bizim hem kendi girişimcimizi, kendi iş adamımızı, kendi ekonomimize direkt zarar olur. Ha bunun yapma yöntemleri var. Ha dedim biraz evvel devlet bunu yapar o ambargoyu. Yani boykotu belki devlet işte Amerika Amerika senin malını boykot ediyor mu? Ambargo yapıyor. Sen de ambargo yapacaksın. Devlet olarak yapacaksın. Vatandaşa bunun faturasını çıkartmayacaksın. Devlet yapsın bunu. Nasıl yapacaksa yapsın. Amerika yapıyor, işte Avrupa Birliği yapacağım diyor. Türkiye de yapsın. Ama boykot vatandaşa direkt zarar verir. Ha biraz evvel Hakan Bey siz de önemli bir tespit yaptınız. O Menderes döneminde alınan o karar. E, çok doğru. O Türkiye yanlış bir karar verdi Menderes döneminde ama Türkiye hep böyle değildi. Bakın Türkiye hep batıya boyun eğen bir ülke değildi. Biliyoruz ki yani bu 74 harekatını bütün batının itirazlarına rağmen, Amerika'nın tehditlerine rağmen yaptık. Ecevit, rağmen. Soğuk savaşta biz gittik, ağır sanayimizi Ruslara kurdurduk. İskenderun evet, gibi, Demirel zamanında. Seyidişehir, Alemünkes, Türkiye'nin ağır sanayi yatırımlarını gittik, so soğuk düşman Ruslara verdi bu devlet. Neden verdi? Çünkü çıkarımız bizim için uygun olan, Türkiye'nin çıkarı bunu gerektiriyordu. Evet. Avrupalılara Fransızlara, Almanlara ya da Amerikalılara milyarlarca ödemektense... Aynı olayı Ruslara daha ucuza mal ettirdik ve çok önemli teknoloji transferleri de aldık. Ve bu işte eski Türkiye'de oldu. Eski Türkiye'de çok güzel şeyler oldu. Yok elbette. Çok de. iyi şeyler yapılıyordu. Elbette. Evet, Enderes döneminde bir sürü yanlışlar var. E, doğrular da yapıldığı dönemde. Elbette aynı canım. Ama bunu eski Türkiye diye söylemleri ben doğru bulmuyorum. Bir tek, bir tek bir tek. Gerçekten ben de eski bir gazeteciyim. 35 yıldır da ben gazetecik yapıyorum. 30 Eyvallah. Amerika ama. Bu... Eski Gerçekten Türkiye Türkiye bizim söylemiyle şunu kastettim. Diplomatlar her oldu. şey olsun. çok değil. Değil. Ra yok. Razi yani, bir, 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 virgül sana. lütfen. Bir, bir, bir virgül. ne demek istediğimi izah edeyim. Bir kere size katılıyorum. Eskiden Türkiye şahsiyetsizdi de şimdi şahsiyetli katiyen söylemem. <laughs> Siz Bu, şahsiyetsiz demediniz. Tabii yanlış de hani hafif kalıyorlar. Ne isterse sanki Batı ne isterse biz yapıyormuşuz. Şöyle gibi. eskiden Aldı Türkiye e, mesela birkaç tane olayda bu tür çıkışlar yapıyordu. Ama mesela ne bileyim Amerika ile Irak meselesi gündeme yani bir olayda iki olayda gayet güzel milli şahsiyetini koyuyordu. Ama başka birkaç olayda içinde bulunduğu şartlar gereği ekonomisi gereği daha sessiz kalıyordu biraz mecburiyetlerden örneğin Kıbrıs çıkarması hı 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 oluyor, 67'de şeyler. yapacağımıza bugün, bugün de görüyoruz hükümette böyle şey, bir papaz olayında. Ama şu an yani papaz anda, Bronson Bronson olayında şu, işte Teslim ettik papazı. Şu, yani anın tek değil şu anda adamların hiçbir dediğini dinlemiyor Türkiye. Yani benim şartlarım bu dediği konuda fazla inat ediyor Türkiye. O anlamda fazla inat ediyor derken kendi koyduğu şartı ısrarda e, geri adım atmıyor. Ha yani bunlar tabii al ver yani işte diplomasi budur. Yani Batı'nın bazı ha, o da istekleri tabii varsa yani. sizin yani. de var. Bunu dengeli bir şekilde yapmak lazım. Sürekli restleşerek, işte resleştiğimiz zaman işte Azerbaycan Ermenistan durumuna hale geldi. İşte Kıbrıs'ta durum ne? İki tarafta restleştiği zaman çözüm olmuyor. Maalesef işte zaman zaman taviz vermeniz gerekiyor. Mesela geçtiğimiz hafta tartıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan demişti ki Kıbrıs'ta gerekirse toprak veririz. Biraz bir kısım toprak veririz. Eğer e, KKTC de buna razı gelirse veririz demişti ama e, Akıncı toprak veririz dediği zaman kıyamet koparıldı. Eğer çözüm olacaksa yine bu Türkiye'nin çıkarınaysa Kuzey Kıbrıs'ın çıkarınaysa taviz verilir, verilmelidir. Yani yoksa bu bu şekilde yıllarca sürür. Yani diplomasi karşılıklı tavizlerle olur. Yani ya, sürekli ısrar, bir ama var, ben bir şey elde edildim. Öyle, Duymadım şu an öyle artık. değil. Yani Fransa'nın bir talebi varsa e, onu Yok da dinlemek abi. lazım. Ama Fransa'nın da bizim talebimizi dinlemesi lazım. Siz... Sonuçta biz çıkarlarımıza göre e, buna karar vereceğiz ama e, illa bizim dediğimiz olmuyor yani sonuçta bir yerde razı tarifler... bir dakika ne olur sonuçta girmeyin araya, araya girmeyelim. Bu konuda ben şöyle söylemek istiyorum müsaadenizle Sayın Hakan. Yani e, şimdi bir birliğin askerlikte bir birliğin yaptığı ve yapamadığından komutan sorumludur. Efendim bir devletin yönetimiyle ilgili iktidar sorumludur. Yani bugün Sayın Canikligil diyor ki eğer biz diyor, bu konularda daha dikkatli olmazsak boykot konularında efendim Türkiye 16'cılıktan 19. 19'cılığa gidiyor diyor. Yani gayri Güzel. safi Güzel. milli asla olarak. Bir paçam bir kısa ara yani, verelim. E, bir kısa Onu söylemek istiyorum. Bu Peki. konuda bir evet, bir, bir bu kısa... konuda dikkatli olalım diyor. Yani sayın Canikli Doğru. ben de katılıyorum. Onu bir söylemek şey istiyorum. Bir kısa bir kısa tamam. ara verelim. Ondan sonra şu Hatay saldırısı neyin habercisi meselesi var.